Galatasaray'da Faruk Süren 96-2000 arasında 4 yıl arka arkaya takımı Fatih Terim'le beraber şampiyon yaptı. Yetmedi UEFA şampiyonu yaptı. Yetmedi Faruk Süren döneminde bu takım e, Süper Kupa'yı aldı. Sonrasında ne oldu? 14 ay veya 15 ay geçmeden bu kaka edildi. Faruk Süren zor kurtardı yakasını. Şirketini, iki şirketini batırdı Galatasaray uğruna. Ve uzun yıllar yaklaşık böyle 15-16 yılda hala o şirketlerinden kalan borcun e, devlete ödenecek olan taraflarını ödeyerek geçirdi. Galatasaray'daki temel durum şudur. İyilik yaptığında başarıyı getirdiğinde seni oradan bir şekilde al aşağı ederler. Bu Fenerbahçe'nin gelenekleri daha farklıdır. Fenerbahçe direkt net bir şekilde savaşı açar. Galatasaray hep arkadan kalleşçe çevirme. Kalleşçe. Yani buna kalleşçe. Bak Dursun Özbey'in yaptığına net Türk Dil Kurumu'nda Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı kolpadır. Kolpacılık derler. Bu yapılanlar Faruk Süren'e yapıldı. Özen Can yapıldı. Adnan Polat'a en büyüğü yapıldı. Adnan Polat ya. stadı yaptı. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın tuhaf lafları neticesinde ıslıklamalar filan İnan Kıraç ve ekibi hala etti. Sonra adam işte mahkemelerde şey yaptı itibarını zaten itibarlıydı. Ee, Galatasaray'a gereken dersleri verdi ama idari yönden ibra olayı ilk Adnan Polat'ta yani ilk kalleşçe yaklaşım Adnan Polat'ta başlatıldı. Sonrasında gelen Ünal Aysal ben bu işi öğrendim dedi. Şu an aynı Dursun Özbek'in yaptığı yolu bak yolu izliyor. Aynı birebir. Dursun Özbek'le Ünal Aysal arasında adeta karbon kağıdı gibi hiçbir fark yok. Yani aynı birebir bire bir aynı. Aynı doğru söylüyorsun. Ali Dursun, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim üçlüsü Ünal Aysal döneminde iki yıl arka arkaya ar şampiyonluk sonra gitti Drogba ile pazarlık. Fatih Terim antrenmandan kovdu. Ali Dürüs ve Abdülhamid Albayrak dedik ki siz girmiyorsunuz dedi adamları yok etti. Dursun Özbey'e bakıyorsun. Erdettin Bur yeter. Sen yoksun. Ve göreceksin Okan Buruk'la da, da birbirlerine girecekler. Okan Buruk'u da görevden alacak. Buradan ne söylüyorum. Dursun Özbek. Çünkü bu kolpa olayı, bu kolpacılık Galatasaray'ın bazı liselilerinde liselerinde sirayet etmiş. Bu şey gibi. Genetiğinde var yani bunların kalleştik, arkadan iç çevirme, oyun yapma, Bizans oyunları. Bayılıyorlar böyle şeylere. Aman küçük olsun bizim olsun. Aman kulübe biz hep hakim olalım. Aman hep liseciler başta olsun. Ön planda yer alsın. Onlar para kazansın. Liseli olmayanlar buralara girmesin diye bu kalleşçe tutum olduğu sürece iddia ediyorum size Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl başlangıç yükseliş, şahlanma dönemi, dur duraklama dönemi çöküş. ve çöküş dönemi olduysa Galatasaray Kulübü de Dursun Özbek'le artık çöküş sürecine girmiştir. Göreceksiniz bunu. Şu hamle, şu adama ağlattılar. Evet adam popüler oldu. Adamın daha önce bir firması vardı. Kimse tanımıyordu. Adam Galatasaray sayesinde şöhret oldu. Erden Timur. 43 yaşta, 44 yaşlarda bir adam. E, adamın, İşiyle ilgili birçok dava da olabilir. Ya Ali o... Koç bu adamı tehdit etmiş de olabilir. Birileri bu adamı alma demiş de olabilir. Ama Dursun Özbey'in yaptığı şey bana göre büyük bir yamukluktur. Peki Erden Timur liseli mi? Ben Değil, bilmediğim için işte soruyorum. Mersin Amerikan Koleji'nden mezun. O şey Tarsus, Tarsus. 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 Evet. Ha yani be, acaba lis, liseliler bunu hani ben bilmiyorum tabii. Şimdi ikiniz Galatasaraylı. Duayen neresiniz? Hayır liseliler mi bunu 50 yaptı 100 acaba? 100 senedir, 50 küsür senedir, 50 100 100 senedir camianın içindeyim. Dursun be doldurdular. Zaten doldurmaya müsait bir adam. Dursun Özbek kimdir? 2015-2018 Galatasaray'da başkanlık yapmış. 2019 yılında alacağına karşılık Mustafa Cengiz yönetimine icra takibi başlatmış. Parasını da çatır çatır almış. Bana göre İyi ee, iyi bir Galatasaraylı değildir. Yani en kibar değil, terim olarak bunu seçiyorum. İyi bir Galatasaraylı değildir. E şampiyon yaptı abi. Şerat, şampiyon ha? yapma. İki sene takım şampiyon yaptı abi. Ya, başında o olabilir. Yani burada şampiyonlukta Okan'ın da payı vardır. Icardi'nin de vardır. Taraftarın vardır. Erden Timur'un vardır. Futbolcuların vardır. Vardır vardır. Evet başta bir numara ona yazarsa. O kendi ama, de diyor onu işte. Ben bana tamam. yazar diyor. Sen adama söz verip ben devam edeceğim diye bir sürü olabilir. Evet ben nereden Timur bırakacaktım. Hatta senin de varisim olarak görüyordum. Ee, seni en büyük dileğin başkan yapmakta ama ben e, bir dönem daha yapma kararım var. Ama ben seni yine burada mevcut düzenini koruyarak, seni bağımsız kılarak sportif AŞ'deki görevinden devam etmen, hatta yönetici yönetim kurulunu almam, ikinci başkanım yapmam teklifinde bulunabilirdi. Ne yaptılar? Metin Öztürk ve birkaç Galatasaraylı liseliler Dursun Özbey'i vıdı 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 yiye 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 başını bak hep ön planda o var. Icardi'nin kaymağını oyuyor. Okan Burun kaymağını, şampiyonluk kaymağını oyuyor. Hep o kürsüde, hep alkışlanıyor. Bütün gazetelerde hürriyette sabahta manşet o. Diye 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 Galatasaray'ı Ünal Aysal dönemindeki gibi çatırda veya daha öncesi Faruk Süren döneminde gibi Şadır dağıtmaya başladılar.